Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Fibonacci kanalının nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağız. Fibonacci kanalı, Fibonacci sayı dizisine dayalı olarak destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Bildiğiniz gibi Fibonacci sayı dizisi 0 ve 1'den başlar. Bu iki sayıdan sonraki her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıdır. Yani 0 ve 1 toplanır, çıkan sonuç dizideki yeni sayıyı oluşturur. Daha sonra bulunan yeni sayı bir önceki sayı ile tekrar toplanır. Yine çıkan sonuç diziye ilave edilir. Bu işlem sonsuza kadar uzanır. Fibonacci sayı dizisini eşsiz kılan şey, belirli bir periyottan sonra her sayı önceki sayıdan yaklaşık olarak 1,618 kat daha fazladır. Yani dizideki sayılar kendinden önceki sayıya bölündüğünde çıkan sonuç 1,618'e doğru yaklaşmaktadır. Bu işlemin tersinde ise her sayı sonraki sayıdan yaklaşık 0,618 kat daha azdır. Yani dizideki sayılar kendinden sonraki sayıya bölündüğünde belirli bir periyottan sonra çıkan sonuç 0,618'e doğru yaklaşmaktadır. 1,618 değerine altın oran veya fi sayısı da denir. Fibonacci sayı dizisi hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra artık konumuza başlayabiliriz. Dilerseniz yukarıda beliren öneri kartına tıklayarak Fibonacci hakkında çok daha fazla detaylı bilgi edinebilirsiniz. Başta da ifade ettiğimiz gibi Fibonacci kanalı destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Fibonacci düzeltme aracında kullanılan 0,382, 0,618 gibi seviyeler burada da kullanılır. Fibonacci kanalında çizgiler yatay değil de eğimli olarak uzanır. Çünkü fiyat hareketlerinde her zaman eşit seviyede dipler veya tepeler göremezsiniz. Bazen daha yüksek tepeler veya dipler oluşabilir. Bu sebeple kanal çizgilerini eğimli uzatmak gerekir. Fibonacci kanalı grafiklerde oluşan tepe ve dip seviyeler belirlendikten sonra çizilir. Fiyatlarda bir süredir yukarı veya aşağı yönlü devam eden bir hareket söz konusu ise belirli bir seviyeden sonra kar satışı veya tepki alımı kaçınılmazdır. İşte fiyatlarda yaşanan bu dönüşün hangi seviyede gerçekleşebileceğini Fibonacci kanalı sayesinde tahmin etmek mümkün. Bir Fibonacci kanalı çizmek için kullanıcı önce trend yönünü belirlemelidir. Fibonacci kanalı yükselen veya düşen trendin her ikisinde de kullanılabilir. İlk olarak yükselen trendlerde Fibonacci kanalının nasıl kullanılacağına ilişkin bir örnek inceleyelim. Bunun için 3 nokta belirlemek gerekir. Öncelikle grafikte belirgin bir dip nokta tespit edilerek işaretlenir. Daha sonra ikinci bir dip nokta belirlenir. Son olarak bu iki dip nokta arasında kalan bir tepe nokta tespit edilerek işaretlenir. Böylece Fibonacci kanalı seviyeleri grafik üzerine aktarılmış olur. Seçilen noktaların spesifik olmasına dikkat edilmeli, trendin başladığı veya sona erdiği noktalar grafikte belirgin bir şekilde gözükmelidir. Nokta seçimi yapılırken genelde mum çubuklarında yer alan iğne uçları tercih edilir. Ancak mum açılış-kapanış seviyelerini tercih eden analistler de bulunmaktadır. Nokta seçiminde kullanılacak en doğru yöntemi anlamanın yolu, grafiğin mini bir backtest yapılmasından geçmektedir. Her iki dibi birleştiren çizgi, yükselen trendin alt bandını oluşturur ve oransal değeri sıfırdır. Sıfır çizgisi aynı zamanda yükselen trend çizgisidir. Fiyat bu trendin altına düştüğünde düşüş trendinin başladığı değerlendirilebilir. Diğer Fibonacci seviyeleri ise tepe seviyeye doğru animasyondaki gibi sırasıyla uzanır. Tepe seviye boyunca paralel uzanan çizgi yükselen trendin üst bandını oluşturur ve oransal değeri 1'dir. Fiyat yükselen yeni bir dip oluşturduktan sonra yukarı yönlü hareket etmeye başlaması durumunda artık grafiğe Fibonacci kanalı çizilebilir. Ve fiyatlar bu kanal içerisinde hareket ettiği müddetçe Fibonacci seviyeleri destek ve direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Örneğin fiyatlar ikinci dipten döndükten sonra 0,382 seviyesinin bir müddet direnç olarak çalıştığı görülmektedir. Daha sonra hareketin devamında bu seviye kırılmış ve fiyatlar 0,618 seviyesine kadar yükselmiştir. 0,618 direncine takılan fiyatlar hareketin devamında 0,382 desteğine kadar geri çekilmiştir.
Yine hareketin devamında yükselen kanalın üst bandı test edildikten sonra fiyatlarda 0,236 desteğine kadar bir geri çekilme gözlenmiştir. Grafikte de görüldüğü gibi Fibonacci seviyeleri birçok kez yukarı hareketlerde direnç, aşağı hareketlerde destek olarak çalışmıştır. Yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyorsa %100, %161,8 ve diğer daha yüksek seviyeler potansiyel fiyat hedefleridir. Fibonacci kanalı aynı zamanda düşen trendlerde de çizilebilir. Dilerseniz şimdi düşen fiyatlarda kanalın nasıl çizileceğine ilişkin bir örnek inceleyelim. Yine aynı şekilde 3 nokta belirlemek gerekir. Öncelikle grafikte belirgin bir tepe nokta tespit edilerek işaretlenir. Daha sonra ikinci bir tepe nokta belirlenir. Son olarak bu iki tepe nokta arasında kalan bir dip nokta tespit edilerek işaretlenir. Böylece Fibonacci kanalı seviyeleri grafik üzerine aktarılmış olur. Her iki tepeyi birleştiren çizgi düşen trendin üst bandını oluşturur ve oransal değeri sıfırdır. Diğer Fibonacci seviyeleri ise dip seviyeye doğru animasyondaki gibi sırasıyla uzanır. Dip seviye boyunca paralel uzanan çizgi düşen trendin alt bandını oluşturur ve oransal değeri 1'dir. Yine bu grafikte de görüldüğü gibi Fibonacci seviyeleri birçok kez yukarı hareketlerde direnç, aşağı hareketlerde destek olarak çalışmıştır. Düşüş trendinin devam etmesi bekleniyorsa %100, %161,8 ve diğer daha düşük seviyeler potansiyel fiyat hedefleridir. Dilerseniz şimdi Fibonacci kanalının TradingView'de grafiğe nasıl aktarıldığını uygulamalı olarak görelim. Ekranın sol tarafındaki çizim araçlarında yer alan GAN ve Fibonacci araçları bölümüne tıklayın. Açılan pencerede Fibonacci kanalı aracını seçin. Grafikte tercih edeceğiniz trend noktalarının doğru bir şekilde işaretlenmesi için mıknatıs modunu açabilirsiniz. Artık grafikte Fibonacci kanalı çizebilirsiniz. Öncelikle birinci dip noktayı işaretleyin. Daha sonra ikinci dip noktayı işaretleyin. Son olarak bu iki dip nokta arasında kalan tepe noktayı tespit ederek işaretleyin. Böylece Fibonacci kanalı grafik üzerine aktarılmış olur. Fibonacci kanalları genellikle Fibonacci düzeltme çizgileri ile kullanılır. Çapraz çizgilerin ve yatay çizgilerin kesiştiği noktalar piyasa için daha güçlü destek veya direnç seviyeleri olarak kabul edilir. Ancak grafiğe birden fazla Fibonacci göstergesi eklemek tabloyu oldukça karışık hale getirebilir. Mümkün olduğu kadar sadeleştirmeye özen gösterilmelidir. Bildiğiniz üzere Fibonacci teknik analiz araçlarına ilişkin daha önce kanalımızda Fibonacci düzeltmesi ve Fibonacci uzantısı eğitim videosu yayınlanmıştı. Devam serisi niteliğinde olan bu videomuzda ise sizlere Fibonacci kanalını sunmaya çalıştık. Yeri geldikçe diğer Fibonacci araçlarına da değinmeye çalışacağız. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanaliz ekranlarında görmek istediğiniz videoları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, bol kazançlar dileriz.